Ankara Gücü evinde lider Bandırma Spor ile 1-1 berabere kaldı. Maç sonrası Ankara Gücü Teknik Direktörü Aykan Atik, oyunculardan Teoman Sefa Erkan ve Kulüp Başkanı Mehmet Yiğener Klas Spor mikrofonlarına konuştu. Bana değerlendirme ile alakalı önce şunu söyleyelim. Haftalardır yani çatır çatır oynayan bir Ankara Gücü var ama maalesef hakemler önümüzü kesmeye çalışıyor. Bugün de gördünüz kafadan orta sahadaki oyuncularımızın bir kere sarı kart göstererek gardını düşürdüler. Yani benim oyuncularım agresifliğinden, sertliğinden hakemin sayesinde yumuşatılmaya çalıştı. Oyun anlamında bizi durdurmaya çalışıyorlar. Bu konuda yani hiç kusura bakmasınlar. Diyarbakır maçı, İnegöl maçı, arkasından Hatay maçı, bu maç yani bu şekilde Ankara Gücü'nün önü kesiliyor. Yani bunu herkes görüyor zaten. Yani kendi sahamızda oynamamıza rağmen tamam lider takımla oynuyoruz. Ama oyuncularımın verdiği mücadeleden dolayı hakemlerin yaptıkları gerçekten adaletsizlik. Başka bir şey değil. Yani çok üzülüyoruz. Oyuncularım içeride ağlayanı var, sızlananı var. Yani bu şekilde bizim beraberlik değil galibiyet olarak yola çıkmıştık. Böyle bitirmemiz gerekiyordu. Ama sağ olsunlar bizim önümüzü kesmeye çalışıyorlar. Onun dışında teknik olarak konuşursak oyuncularımızla da zaten maçtan önce de konuşmuştuk. Liderle oynuyoruz. Tamamen grupta takım oyunu oynayan bir Bandırma Spor var, bir İnegöl Spor var. Bu takımların gerçekten bir takım halinde oynadıklarını kendilerine söylemiştik. Bizim de takım halinde disiplin içerisinde oynamamız gerekiyordu. Kafadan maçın başında savunmada Metin'in sakatlanması bizim tabii ki savunma dengemizi bozdu. Oyuncu değişikliklerine gittik mecburen. Daha sonra Volkan aynı şekilde sakatlandı. Bu sefer gerideki düzen bozuldu. 1-0'dan sonra oyuncularımız biraz skoru korumak için hani geriye yaslandılar. Normal düzenimizi tamamen sakatlıktan dolayı da oyuncu değişikliklerinden dolayı da düzenimizi biraz bozduk. Penaltı konusunda bir yorum yapamıyorum çünkü çok net göremedim. Ama herkes tepki gösteriyor. O konuda çok fazla bir şey de söylemek istemiyorum. Rakip oyunculara gerçekten saygı duyuyorum. Kendi oyuncularımın alınlarından öpüyorum. Verilen mücadeleden son derece memnunuz. Yazık oldu. Anlatır mısın? Yani maçın genelinde yani bizim daha çok pozisyonumuz vardı. Bandırma hiç pozisyona giremedi. Biz daha iyiydik. Yani daha doğrusu lidermiş hiç fark etmiyor. Biz Ankara Gücü'yüz. Biz Ankara Gücü gibi oynadık. Herkesin bize desteği de tamdı. Yani galibiyet istiyorduk ama olmadı. Nasip böyleymiş. Biz gol attığımız süre sonra. Ya işte çok şükür yani bekliyordum böyle bir şey de istiyordum zaten. Burada hocalarıma da çok teşekkür ederim. Yönetime çok teşekkür ederim. Bana hep destek oldular. Gol atamadığım maçlarda da bana çok destek oldular. Allah hepsinden razı olsun ya. Başındaki sergi? Yok sadece kanamadığı için şişti. Pek önemli bir şey değil yani. Buz yaptıktan sonra bir şey kalmayacak. Teşekkür ederim. Maçla ilgili mi? Önce maçla ilgili. Ya öncelikle futbolcularımızın sergilediği mücadeleden dolayı onları kutluyorum. Aslan gibi mücadele ettiler. Yani teknik heyetimizi ve futbolcularımızı kutluyorum. Tabii maçın önüne çıkan hakemdi yine yani. Hakemlerin takdir tercihlerini hep rakipten tarafa kullanmaları ve oyunun başında lüzumsuz yere orta saha oyuncularımıza peş peşe kart çıkartması. Onun haricinde avantaj hiç kullanmadı. 3 pozisyonda kontra atağa çıkıyoruz. Faul var diye avantajdan kesiyor. Avantajımızı kesiyor. 2 tane net penaltı vermediği gibi bir de bizim futbolcumuza sarı kart verdi. Dolayısıyla vermiş olduğu penaltıyı da bilmiyorum. Yani tartışılır. Net de göremedik tabii biz protokolden. Arkadaşlarımız değil diyor. Olduğunu düşünelim ama bizim de net 2 tane penaltılık pozisyonumuz vardı. Bunun hiç değilse birini verebilirdi. Aynı şekilde geçtiğimiz hafta Hatay'da olan olaylar devam ediyor. Yani yine hakemlerin kıyımına uğruyoruz. Yani geçtiğimiz haftada biliyorsunuz forveti diyor yumruk attı diyor kaleciye diyor. Kalecimizi kırmızı karttan oyun dışı bırakıyor. Rakibin forvet oyuncusu Murat 2 gün sonra açıklama yapıyor. Bana diyor kaleci temas dahi etmedi diyor. Yani neye bağlıyorsunuz başkanım bu hakemler? Bilemeyeceğim ki yani demek ki içlerinde bir Ankara Gücü düşmanlığı mı var ne var bilemeyeceğiz. Yani artık bunları Allah'a havale etmeden başka çaremiz yok. Yani biz gelmişiz burada haklı bir mücadele sergiliyoruz. Yani bitmekte olan kulüp, yok olmuş denilen kulübü, amatöre dahi düşer denilen kulübü. Yani 2-2,5 senedir ayakta tutuyoruz. Bugün herkes gördü. Lider takımla oynadığımız futbolu gördünüz. Resmen hakem aldı puanlarımızı Bandırma'nın hanesine yazdırdı. Bir puan bir puandır.
İnşallah bundan sonraki süreçte bu hataları yapmazlar. Yani neticesinde ölümlü dünya. Ama güzel olan bir şey var. Ankara'da görüyorsunuz insanlar bedava da değil. Yani bilet fiyatı ikinci lige göre ucuz da değil. Yani bedava seyirci çağıranlar, otobüs tutanların sayısını görüyorsunuz. Bizim burada 5-7,5-10 seyircilerimiz de coşkulu bir şekilde statı dolduruyorlar. Onlara da teşekkür ediyorum, taraftarlara da. Onlar takıma sahip çıksınlar. Biz de mücadelemize devam edeceğiz. Teknik heyet, futbolcular, taraftarlar hep beraber iyi niyetle mücadelemize devam edeceğiz. İnşallah bu günler geçecek. Biz de yani bizim de konuşacağımız günler gelecek diye düşünüyorum. Yani bu böyle geçmeyecek. Ama Allah büyüktür. Yapanın yanına kar kalmaz bu işler. Biz burada Ankara sporuna, Türk sporuna hizmet etmek istiyoruz. Şimdi baktığınız zaman bizim daha Tandoğan'daki, gidin görün, 2 yıldır, 1,5 yıldır daha biz bırakın stat yaptırmayı, Tandoğan'daki tesisimizin zeminini bile yeniletemiyoruz devlete. Yani anayasal hakkı nedir? İnsanların, bireylerin spor yapma hakkıdır. 58. ve 59. maddeler açık. Türk gençlerini kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için devletin görevi spor yaptırır, tesisler kurar. Biz bunları yapıyoruz, sağlıyoruz. Gelin Ankara, Türkiye'nin başkenti. Gelin burada iyi şeyler oluyor. Karşılığı da var. Halk da bunu istiyor yani. Ankara gücünü istiyor. Yani bana göre insanlar yanlış yoldalar. Yani bunun bir de öbür tarafı var. Bir de böyle düşünmek lazım. Müslümanız diye geçinip de her türlü film fırıldağı çeken adamlara ben bunu yakıştıramıyorum. Yani bunlar insanlık dışında olan işler. Bizim daha böyle hakkaniyetli, adaletli davranmamız lazım. Özellikle biz kimseden bir şey istemiyoruz. Bizim maçlarımıza gelen hakemler de adaletli davransınlar. Başka da hiçbir şey istemiyoruz. Yani o çamur çökekte gördünüz. Kar yağdığında Hatay maçında izleyenler görmüştür. Bizim çocuklarımız mücadele ediyor. Genç çocuklar, ligin en genç takımıyız. Hepsi de genç, pırıl pırıl çocuk. Ama işte emeklerini çalıyorlar. Yanlış işler peşindeler. İnşallah bundan sonraki süreçte hakemler bizim oynadığımız oyunun önüne geçmezler diye düşünüyorum. Hakkaniyetli, adaletli davranırlar diye düşünüyorum. Bunlar hata desek hata olmadığını da düşünüyorum. Niye? Bir değil, iki değil, üç değil. Yani hep mi bize hata olur? Hiç mi karşı tarafa hata olmaz? Bana göre inşallah biz bu zorlukları aşarız. Biz mücadelemize devam edeceğiz. Takdir Allah'ın, inşallah iyi olacak. Yani güzel günler gelecek. Yeter ki taraftarlarımız takımına sahip çıksın bugün olduğu gibi. İyi olacak diye düşünüyorum yani. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun, sağ olun. Yani Arife'yi görüyoruz, bayram yaptırmıyorlar. Nasıl olacak bu iş ya? Ya canımız sağ olsun işte ama yanlış yoldalar ya. Yani hakkaniyetli, adaletli davranmak lazım. Bugün bu maçı alsaydık play-off'a kilitlenecektik. Artık küme düşmeden ziyade play-off'a kilitlenecektik. Ama bunda da bir hayır vardır. Biz her şeyi Rabbimin takdirine bıraktık. Bunların hepsi tesadüf değildir diye düşünüyorum. Bu hakemlerin buraya gelmesi, bu şekilde bizim aleyhimize düdük çalmaları falan. Yani ama iyi olacak diye de düşünüyorum. Şeyde başkan, milletvekilleriyle ilgili hiçbir olay gelmiyor maçımıza. Sen de öyle mi diyorsun? Kesinlikle yani. Önümüzde yazacağım. Ya zaten şimdi tabii önümüzde bir süreç var. Bize bir adım gelene biz de iki adım gideceğiz. Tabii bunun haricinde de körü körüne siyaseten destek verecek pozisyonumuz da yok, durumumuz da yok. Yani bu da buradan böyle bilinsin. Ama biz mücadelemizi iyi niyetle sürdüreceğiz. Her zaman dediğim gibi iyi olan kazanır. İnşallah biz de kazanacağız. Bir gün kader bize güler diye düşünüyorum yani. Başkanım, Tandoğan'daki saha için bir müracaatınız olur mu? Olmaz olur mu? Yani 1,5-2 senedir. Yani sonuç dosyalar bekliyor. Hiçbir şey yok yani. Bekliyoruz ya. Yani burada şimdi biz 50 bin, 100 bin kişilik stat beklemiyoruz, istemiyoruz. Şimdi bakıyorsunuz yine hani popülist siyaset yapmayacağız diyen insanlar, bakıyorsun Süper Lig'de takımı olmayan ile 30 bin kişilik stat yapmışlar. Yani biz stat falan da istemiyoruz. Şu an yani artık ondan geçtik de, işteyse Tandoğan'da çocukların bilekleri bükülmesin de, yani ayak bilekleri sıkıntılı, hepsi sakat oluyor. Yani o çamur, bir de patates tarlası gibi
Çocuklar sağlam çıksın bir üste. Ama bizim mücadelemiz devam edecek. Hak yolunda mücadele ediyoruz. Biz doğru yerdeyiz. Hiç kimseye de bir o anlamda bir gebeliğimiz veyahut da bir bağlılığımız yok. Ama inşallah iyi olur diye düşünüyorum. İnşallah, inşallah. Sağ olun. Olur, bir puan da bir puandır ya neticesi.